Merhaba arkadaşlar. Şimdi wireframe içerisindeki corner komutuna bakacağız circle'dan sonra. Tabii bunu göstermek için bir sketch çalışması yapalım. XY planını seçtik. Şu şekilde bir çizdik. Tekrar çıktık. Yine XY planını seçtik. İkinci kez girdik. Daha sonra şu şekilde bir çizgi oluşturduk. Ve çıktık şu şekilde. Daha sonra corner komutu. Buralarda radius oluşturacağız. Corner komutumuza bastık. Burada corner tab, corner on support ve 3D corner var. Corner on support'u seçiyoruz. Birinci elementimiz bu. İkinci elementimiz bu diyoruz. Radius değerlerimiz diyelim 20 mm preview diyoruz. Biraz daha büyük verelim. 50 mesela 70 diyelim. Preview diyelim. Şu şekilde. Görüldüğü gibi buralarda radyüsler oluşturdu. Hangi 4 tane radyüs oluşturdu? Çünkü toplamda bu iki çizgiden 4 radyüs oluşturulabilir. Next oluşuna hangisine ihtiyaç duyuyorsak onu seçiyoruz. Eğer trimleri işaretlemezsek şu şekilde bir şey oluşturacaktır. Hepsi duruyor çizgilerin. Tekrar geldik. Bunu burada değiştiremiyoruz. Cancel diyelim. Komutumuza tekrar tıklayalım. 1 ve 2 olarak seçtik yine. Şurayı da 70 yapmıştık. Preview dedik. Seçtik. Diğer bütün kısımları trimle dersek trim 1 ve trim 2'yi çalıştırıyoruz. Okey diyoruz. Bu şekilde çizgimizi oluşturuyoruz. Aynı şekilde tekrar XY planine gelelim. Şu şekilde girelim. Şurada şu şekilde bir çizim oluşturalım. Şu şekilde. Çıkalım buradan. Bu şekilde kendi tekrar girelim corner'a. Bu kez 3D olacak ve corner on vertex nokta tutalım. Şu şekilde şurayı küçültelim biraz 20 diyelim. Element 1 yerine şu şekilde şuradan noktamızı seçtiğimizde görüldüğü gibi burada hemen bir radius oluşturdu. Biraz daha bunu belirginleştirelim. 70 diyelim. Preview diyelim. Okey. Gördünüz mü? Yani bu şekilde 3D'deki bir noktayı tutmak için de bu komutu kullanıyoruz. Yani komutun kullanımı basit. Radyus oluşturmak amacıyla kullanıyoruz sketchlerimizde. Bir sonraki eğitimimizde görüşmek üzere.